Rüştü abi dedi ki itfaiyecilik yaparken itfaiyeye muhtaç olma. Yani haletleri, ruhları canlandırırken ruhunu öldürme. Böyle bir hizmet yoktur. Kendini ortadan kaldıran bir hizmet yoktur. E şimdi düşün ki bir anda mı hizmet yapacağız ya? Uzun müddet yapacağız. Kabirde de yapacağız. Berzazda. Uzun soluklu bir şey. O zaman ben koşturacağım diye ki evradını niye ihmal ediyorsun? Ben Risale bile okumadan Kur'an'ımı okuyorum ya. Yani canlı olmak için dolmak lazım. Ona sanki zaman veriyormuş gibi oluyor. Tamamen tam tersi. Ben kendi yaşadığımı paylaşıyorum. Derse başlamadım daha. Yani doluyorsun. Daha iyi okuyorum ben bu sefer Risale. En azından sabah kalktığından sonra Risale'yi okusam, oturmaya kalksam yarım saat bocalıyorum kendime gelmeye. Ama bununla olunca bocalama şöyle dursun alıyor. Daha iyi okumak için okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 29. söz Bekay Ruh ve melaike ve haşe dairdir. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim. Kulur ruhu min emri rabbi sadakallahu lazim. El hasıl. Allah Allah. Neyin el hasılı? İkincisi. Melaikenin vücuduna ve ruhanların sübutuna, hakikatlarına vücudlarına diyor. Melaike, ruhani Öyle mi diyordu? Melaikenin vücuduna, ruhanilerin subutuna, hakikatlarının vücuduna. Melaikenin vücudu var, ruhanilerin subutuna. Onu konuşmuştuk herhalde. Tamam bunları konuştuk. Subutla vücut sabit olması. Elhası, e, hayattı. Evet abiler. Hayat içinde olduğumuz halde hayatımızı yaşadığımızdan dolayı hayatı görmüyoruz. Şüphe var mı kendimizi? Hayatımızdan yok. Niye görmüyoruz? hayatın içindeyiz. Hayatın içerisinde olan hayatı göremez. Kendine aşkın olursa, kendisi kendisinden büyük olursa hayatını da görür. Hayatını gören ayna darlığında görür, Allah'ı da görür. Allah'a görmek meselesi, görmek veya görmemek meselesi kişinin, kişilerin sorunudur. Allah'ın sorunu değildir. Gözükmez değil, perdelerde olduğumuz için biz göremiyoruz. O açıktır şiddet huzurundan ayağındır. Bizim iki tane pe perde var. Yüz, 118 tane perde çeşidi var külliyatta. Bir zulmani, bir nurani. Günahlar zulmani perde. Nurani de böyle iç alemimizdeki hissiyatlar, duygular, latifeler, tefekkürler, zanlar vesaire. Hayatın içinde olan hayatını görmediği gibi. Hayat zamanda olan da zamanı görmüyor. İşte bu noktadan böyle baktığın zaman Allah o kadar açık ki. Mesela ahiret öteye koymuşuz. Öteli falan değil. Şurası dünya, şurası ahiret. Bitişik değil. Aynı yerdeler. Boyut farklılığı var. Elhasıl madem ehli, ehli hikmetle ehli din ve asabı akıl ve nakil manen ittifak etmişler ki kim bunlar? Nakil yani vahiy. Asabı akıl yani İslam filozofları. Din, ehli din. Ehli hikmet yani İslam filozofları ve dine maruz olmayan ve olsa bile filozoflar. Onlar da Melaikenin vücudunu, ruhanilerin subutunu inkar edememişler. Ama değişik isim vermişler. Aynı şeye, farklı isim vermişler. Kuvayi Sarı'ya demişler. Yaylıcı kuvvet. Şimdi de söylemiştim. Şimdi de ateistlerin dediği aynı şey. Kainatı kuşatan enerji. Bunu formülüze de şey yapmışlar. Eşittir, kare. Yani bir maddeye vermemişler maddeyi. Hepsi ittifak etmiş. Maddenin arkasında, mesela demişler ki, Kuvayi Sarı'ya bu, Söylemiştim e, Aristoteles ekoludur bu. Yani maddeyi şekil veren bir enerjidir. Platon, Eflatuncu ruh, ruhçu diyorlar. Ruhiyatçılar ruhçu ekol ise ruha inanırlar. Maddeye ve enerjiye yön veren, mana veren ruhtur derler. Eflatun ekolu yani Platon ekolu. Öyle der yani bunlar ikisi de Yunan filozof ekolu. İki tane geliyor. Sonra... Ehl-i din değişik isim vermişler. Asab akıl var. Yani akıl akıl şeyle nakille çatışmayan gene din şeyi. Sonra nakil manen ittifak etmişler. Yani ne etmişler? Mevcudat demişler. Bunlar hepsi dört tane ekol. Ehl-i hikmet, ehl-i din, felsefe, dinde kopuk felsefe ve din. Dinin içindeki e, akılcı ekol, ilmi kelamcılar ve nakil Sıf böyle e, dini Kur'an ve ayet ve dinlerle vahiy ile izah edenler. Hepsi ittifak etmiş. Dört tane ekol. Ne demişler? Demişler ki mevcudat şu alem ihadeti münasır değildir. Bu çok acayip. Hepsi Aristoteles, Eflatun yani Eflatun Platon ekolu bile yani onlar ikide bir söylememin sebebi yani bunlar bile demiş ki şu varlık anlayışımız varlığa has değildir. Yani şu gördüğümüz olmakta olandır devam ediyor. Bu evirip çeviren tarih boyu insanlar bununla meşgul olmuşlar. Niye olanlar olmuş ve olması devam ediyor? Niye değişiyor? Niye bir hedefi var? Maddenin niye hedefi var? Madde niye daha mükemele gidiyor? Daha güzele niye hamiledir? Niye bozulmaya, dağılmaya, manasızlaşmak daha kolayken bütünlenmeye daha ulvi gaye anlama ve manaya hizmet edecek madde niye hareket ediyor? Gübreyi koyuyorsun. Niye elma olsun canım? Niye elma olsun? Ne zor var? Niye portakalın kabuğu olsun? Hadi oldu. Niçin soğuğu? Nereden biliyor? Şimdi olacak. Soğukta için portakalın ben su su var. Elma gibi değilim. Donarım soğukta. Etrafına soğuğa karşı o asitlik gaz niye sarsın? O gazda eksi 38 santigrat derece Soğuğa dayanıyor ve donmuyor. Portakal mandalina suyu. Niye? Oysa sıcak döneminde oldu. Niye gaz var? Kış gelecek şimdi diyor. Kışın lazım bu portakal diyor. Niye böyle bir gayesi olsun? Madde niye gayesi olsun? Eflatun diyor ki Eflatun konu. Bu ruhtur diyor. Aristoteles diyor ki madde böyle ama diyor. Kuvayi Sariye yaylıcı bir kuvvet var diyor. O kuvvet diyor. O akıllı kuvvettir diyor. O düşünüyor diyor. Biz de diyoruz ki Müslümanlar ve dinler bütün... Ehli Edyan bu din konu diyor ki evet böyle bir kuvvet var. Kuvvet. Arapçası kuvvet, kuva. Arap biraz daha Arapçası kudrettir yani. Allah yani. Ama sen ne nam verirsen ver. Diyor ki mevcudat şu alem şahadete münasır değildir. Yani sıf varlık buraya az değil. Mana aktif ediyor bunları. Ha, demek ki bir mana var. Neredeyse mana. Maddenin önünde mi sonunda mı? Sahirinde mi batısında mı? Ama maddeyi Maddi hareketlendiren ister der ister deme ama madde hareket ediyor diyor. Niye diyor? Bir niyesi var. Neden, niçin var? Mesela felsefe şunu sorar. Bu ne işe yarar? Din ne sorar? Din der ki bu niye? Bak bu ne işe yarar? Din der ki bunu niçin var olmuş? Niçin? Kim yapmış? Ha? Evet. Niçin der? O ötekisi nasıl der yani? Ne, ne, ne işimize yarar bu elma, bu toprak? Hem madem zahir olan alemi şadet şu gördüğümüz alemi şahit olduğumuz alem, alem şadet şahit olduğumuz beş duyguyla camit, cansız, teşekkülü erva mu muvafık, na oldu olduğu halde yani şu madde, toprak, taş, dört unsur, tabiat dedikleri dört tane yukarıdan aşağı güneş, hava, toprak, su. Bunlar tabiat dedikleri bu. Bu ruha, hayata na -muvaffuk. yani hayat olması, hayatı, hayata zıt olan bu maddede yani bunlar da hayat olmaması lazım. Hayat başka bir şey, toprak başka bir şey. Na, na Yani hayatta hiç alakası olmayan tabiat dediklerimiz dört unsur. Yukarıdan aşağı iniyorum. Güneş, tabiatın birinci unsuru. Hava, toprak, su. Bundan, bu malzemelerle yapılan elma armut mevcudat. Tabiat ondan denmiş. Ama bunlar bu dördü de hayata, ruha, manaya na Yani muvafık değil, uygun değil. Düşünemez bu. Hayatları yok. Hayat nasıl hayat verecek? ya. Doğuştan ama, doğuştan ama. Bu odayı tanzim et deseler, Yani el yordamı ile şöyle bir şeyler yapar. Ama çabuk olsun diye dört tane ama getirin buraya. Hadi ders ortamı yapın. Bir tanesinin buraya getirdiğini bunu, ötekisinin de bunu ne yaptığını bilmediği için bunu getirip ötekisini bu bunu da getirecekti. Getirene kadar bu ona alır oraya götürür. Bunun yaptığını tamamlamak da hareket etmez. Mesela bunu getirdi mi? Ama a burada sen ders yapacak. Koy. Ne var A. A bunu da tam getirecek. Bunu buna getirecek. Bunu ne yaptığını öteki ama görmediği için bunu alır oraya götürür. Bu da gelip arar. Allah Allah. Nereye gitti ya? Yani amalar çoğaldıkça iş kolay olmuyor. Daha beter hiç olmaz. İşte güneş ama. Hava ama. Kör. Toprak da kör. Su da kör. Bir araya gelince göz oldu. Ya. Madde görür. Madde görür mü ya? Maddi artık biliyoruz. Atomuna indik. Atomundan da metafiziğine indik. Kuarklara indik. Kuantum fiziğine indik. Madde görmez arkadaş. En, i̇nsan görüyor. Başka bir şey var. Madde eşitir mi ya? Diyor bu kadar diyor ki na muafık. Yani maddede olmayan bu özellikler, sıfatlar maddede ortaya çıkıyor. Buna hiç uygun değil. Na muafık. Oldu halde bu kadar ziruhlarla dolu. Sinek ruh sahibi. Yani zi hayat. Bak zi hayat olan. Zi hayat. Zi sahiplilik getirir. Hayat sahibi. Zi ruh deyince ruh sahibi. Zi sahiplilik manasında. Zi hayat Zihayat sahip. Nedir o? Ağaçlar. Kedi, köpek, şey, sinek nedir? Hem zihayattır hem zirruhtur. Ruh olunca otomatik hayat sahibidir. Mesela şu masa zihayat değil, zirruhta değil. Ağaç ise zihayattır, zirruh değil. Kedi hem mevcuttur, hem zihayattır, hem zirruhtur. Ağaç zimelaydı. Zihayattır. Z zi, evet. zi Aynı zamanda, evet. Aynı. Tabii tabii. Şimdi abi yukarıda da dedi ya mevcuda şu alemi şehadete münhasır değil. Şimdi ziruhlarla da tezin edilmiş dediği kısım e, alemi şehadet mi? İlk önce onu söyleyeyim. Evet. Yoksa alemi şehadet perde ya çünkü. İlk önce burayı zinnetlendirmiş. Alemi şehadeti zinnetlendirmiş mi? İçerisinde var mı ziruh? Ziruh biz işte. Biz, biz, biz de şenledik alemi şehadet. Ziruh demek ruh sahibi. Sen ruh sahibisin. Şu mevcudatı şenledirmişsin gürültühane olduk, süslendirdik. Mesela çık bu odada. İşte odadan. Onlar ama alem-i şehadette mi? Değil A Alem-i şehadetteyiz. Değil ki. Niye? Maddesine şahit oluyoruz yani. Ama e ha değil ki, ha tamam alemi şahadetin perdesi madde perdesi ama böyle eylemleri var mesela hayatım olmasa konuşamam göremem bunu kabul ediyoruz şenlenmiş Siz bu. Siz dediniz abi daha önceki derslerde gaybden konuşuyorum. Evet. Yani aslında şah, şahit olduğumuz alemde şimdi buradaki hem mesele itibariyle de bak şu alem şahitin münhasır değildir dedi. Yani has değildir. Nereye has o zaman? Yani bunun arkasında o zaman esas o zaman. orası. Zirurlar yani bu perdenin arkasında duruyor. Yani hakiki olarak şahit aleminde değil. Mesele itibariyle de Evet. Olarak... Mesela şu beden, şu beden şahit olduğumuz. Hmm. Ha, bu mevcut. Bu'nun arkasını bu hareketleri şey yapan hep ruhdur ama bunu kabul ediyoruz. İşte ruh kısmı Gözmüyoruz. ama alemi şahadette ama şahadet cinsinden değil. Orayı kaçırdın sen. Şahadette mi? Şahadette, ruh alemi şahadette temessül vermiş aslında. Şu şahadetteyiz. şahit onlar. Şahit ol. ben şehadet şu madde görür mü? Görmez. E ben görüyorum. Ha şöyle diyeceksin ruhu. Alemi şahadette olup İcraat yapıyor, faaliyet yapıyor. Ama alim şehadet cinsinden değil. Mesela ben ruhum, hayatım, gaybdayım. O tarafımı görüyor musunuz? Aklımı görüyor musunuz? Hiç, Peki görmediğiniz şeye ne diyorduk biz? Gayb. Gördüğümüze ne diyorduk? Şahit. Şahit misin? Şahidim. Peki ben senin duygunu görüyor muyum? Görmüyorum. Nedir? gayiptir Ama onun varlığını nasıl bilirim? Tezahürleriyle bir tezahür var. var tabi. Ama aslını kabul ederiz arkasını. Yani bu hayat ve ruh kendisi burada bu şekilde ifade ediyor. Madde değil ama maddede faaliyet yapıyor. Kolumu hareketlendiriyor. Duygulanıyorum, isteniyorum, gadaplanıyorum. Maddede gadap olur mu? Maddede muhabbet olur mu? Madde aşk olur mu? Ama maddede tezahür ediyor. İşte zaten akıl alamadı bunlar. Dediler ki ulan madde sever mi ya? Ben niye maddeden kendimi ifade ediyorum ama maddede aşk olur mu? Maddede merhamet olur. Mu? Maddede inanç olur mu ya? Ben inanıyorum. Ötekisi niye inanmıyorum? Diyor. Efendim maddenin fonksiyonudur. Niye maddenin fonksiyonu? 60 kiloyuz. 60 kilolar hepsi aynı şeyi hissederlerse o zaman madde fonksiyonudur bunlar. 60 kiloluklar e, tıp atıp Aynı şeyi seviyorlar. Aynı şeyden nefret ediyorlarsa bunların sevgi, nefretleri başka bir sebep var ama maddenin fonksiyonudur. Ama bilakis öyle değil. 60 kilolular ve vücutları bazıları sevmiyor, bazıları seviyor. Bazıları böyle, bazıları bu tuhaf. Bazısı inanıyor, bazısı inanmıyor. Bu farklı farklı özellik maddenin fonksiyonu olsaydı hepsinde aynı olacaktı. Bu su Rusya'da git aynı. Ekvator'a git aynı. Ama insan 60 kiloluklar kilo itibariyle Rusya'da da burada da aynı 60 kilo. Ama hepsinin ruhu farklı. Ha, şunu şey yapamadın sen. Alemi şahadette biz burada sureten buradayız. Hakikaten burada değiliz. oraya girmem istiyorsun ama biz burada beden ekrandır. Beden perdedir diyor. Bu perde, bu madde perde arkasında hayatım gözüküyor konuşuyorum. Hatta diyor ki şey sözlerine Konuşması varsa hayatı da vardır diyor. Nasıl da o ya? Unuttum. Güzel ezberlemiştim kaç defa ya. Kaç defa ezberledim. Görmesi varsa hayatı vardır. İşitmek hayatı, hayatın emaresi. İşitme. İhtiyar i, i, iktidar zihayatlarda bulunur. İyim, barla şey tabiat. Evet. O hatırladın. Bir, o acayip acayip bir şey diyor. Bir bak bakalım. Ay, şeyde. Ayet-i Kübra'da. 4. şuada değil, ayet-i kübrada, 7. şuada. mesela şeyi varsa diyor, görmesi hayatın alameti. İşitmek hayat, hayat emaresi. Konuşmak ziya hayatlarda olur. Okur musun? Bilmek hayatın alameti. Ha da, bilmek hayatın alameti. İşitmek dirilik emaresi. Dirilik emaresi. Görmek dirilere mahsus. Diriler mahsus. İrade hayat ile olabilir. İhtiyarı iktidar ziya hayatlarda bulunur. Tekellüm ise bilen dirilerin işidir. işidir. Ya görüyor musun? Neydi birincisi? Bilmek Bil hayatın alametidir. alametidir. Maddede olmaz yani. Madde bilmez. Ma madde düşünmez. Mesela ama maddede bunlar gözüküyorsa arkada peki biz neyiz? Bu vücut perdesi yani madde perdesi arkasında hayatımız, ruhumuz, e duygularımız, aklımız, kalbimiz hepsi surettir. Hakikatımız nerede? Alemi gaybtayız. Alemi gaybtadır. Hakikatımız. Hakikatımız esma ilahiye. Hakiki eşe sabit et. Bak ne diyor? Bak ha. Bir sayfa e, ileri açtı. Bak nasıl ki ha şurada İbrahim. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Lafız manaya bakar, ona göre nurlanır. Suret şu anda sen. Bak sana göstererek okuyayım. Suret hakikate istinad eder ondan kıymet alır. Aynen öyle de bu maddi ve cismani olan alemi şehadet dahi. Neymiş bak şu alemi şehadet neymiş şu anda oturduk şurada ne yapıyorsunuz? Neymiş bunlar cesetmiş bir lafızmış bir suretmiş. Alemi gaybın perdesi arkasındaki esma ilahiye dayanır, hayatlanır, istinad eder, can alır, ona bakar, güzelleşir. Bütün maddi güzellikler kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor. Yani şu andaki şey o esmadan kaynaklanıyor. Biz ki kendimizde böyle bir şey zannediyoruz. Bak maddi güzellikler adamın siması. Niye simalar farklı? Namaz kılan kılmayan. Bak maddi simalar güzellikler kendi hakikatlarına, yani sima ruhundan, bu ruhta hakikatından. Alaba'ya baktık, yüzümüzü gördük. Sima'ya bak, ruhu seyret. Et aynı olur mu ya? Nasıl olur ya bu et? Düşündüğüm yüzüme na nasıl yansır ya? Böyle bir alemdeyiz ya, tuhafız. Bütün maddi güzellikler, kendi hakikatlarının ve manalarını manevi güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatları ise, şu suretlerimizin, şu anda oturman, öyle dinlemen İbrahim sen, ha orada ne oluyorsun? Esma İlahiye'den feyze alıyor musun? O burada kendisini esma gösteriyor ve onların bir nevi gölgeleridir. Sen şu anda gölgesin, asıl orada oluyor. O zaman vesvese olanlara ne diyorum biliyor musun? Aa imanım gitti. İmanın sureti, sureti, hakikati orada. O da ki ya Rab en hakiki emanetçilerin sahibi sensin Allah'ım. Ben em, imanımdan en biraz korkuyorum, endişe ediyorum. Emanet ediyorum ya Rab. imanımı sana emanet ettim. Tamam Allah'ta. Şeytan gelip dedi, ay imanın gitti. E sureti bende idi aslında orada. Fotokopi e çekerim gelin. İmanın gitmez işte. Gölgeleridir ve bu hakikat Risale'nde kat ispat edilmiştir. Öpmeyeyim. Nasıl bir yer? Başka bir şey ya bu Risale. Demeyin de ne derseniz deyin. Anladın mı ne demek istediğim? Ustada da demeyin de ne derseniz deyin. Ya acayip bir şey ya. Bak şu şu cümleye ait adam süre hakikata istinad eden şu paragrafla adam Kayaşik Kitoşuma denilen hiç unutmuyorum mektep okurken. Adam Japon kafayı takmış. Niye suret böyle? Niye erik böyle? Niye elma böyle? Niye ben böyleyim? Nereden çıktı ya? Madde niye böyle göz kulak? Adam ömrünü vermiş. Şu kadar 400 küsur sayfa kitap yazmış. gene böyle ifade edilmiş. Ama usta bir cümleyle e, bu alemi şehadet, cesettir, lafızdır, surettir. Alemi gayb. Niye böyleyim? Esmadan kaynaklanıyor. Esma. Esmanın suretiyiz. Suret hakikati arkayı gösteriyor. Rusus sima olur mu? Adam bakıyorsun ki acayip bir Ay ruhu çok güzel ya. Ne alakası var? Çok acayip bir yer Risale. Çok tuhaf. Anlamış değilim ha bu yaşa kadar. Böyle ya garibime gidiyor. Koca bir gün dedim ya. Ulan ben nasıl hayatın içindeyim de his okuyorum ya derste. Ya niye hissimi hissetmiyorum dedim. Niye hissimi hissetmiyorum? Mer hissi hissediyorum da dışında olmadığım için hissetmediğimi zannediyorum. Karınca karıncayı bu buraya koysam masayı göremez ki. Niye hissedemiyorum? Hissi niye demiyorum? Soruyu soran zaten his. İçindeyim zaten. O zaman dedim ki ha çok az insan kendisini görmüş. Kim? Kendisi kendisinden büyükse kendisini görür. Kendisine şahit olur. Ama kendisi kendisinden küçükse neyi görecek? Ben niye masayı görüyorum? Masadan büyüğüm. Karınca niye göremiyor? Masadan küçük. Ben de kendimden küçüksem kendimi göreme, Kendimden büyükse kendimi görürüm. Kendimi göremezsem sahibim hiç göremem. O zaman Allah niye gözükmüyor? İki tane perde var. Zülmani perdeler, nurani perdeler. Günahlar örtmüş onu. Benim bir de zanlarım, duygularım örtmüş onu. Kendimi örtmüşüm ya. Kendimi örtmüşüm de Allah mı örtmeyecek? Ne kadar perdeler var? Çok tuhaf ya. 23. Sözde kendini gören bir baktım ki diyor sahit, sahit bir, sürü binalar, saraylar gördüm diyor. Kapısında diyor sönüktü diyor. i̇çeride şenli olanlar var diyor. Biraz da ileri gördüm. Baktım suretimi gördüm diyor sonra. Aa kendi miyim diyor. Tacıple ayırdım. Kendini kendini kendileri kendilerini görenler varmış ya. Görebilir, görebilir abi. Yani he. <laughs> en iyisi su içmek. Bir ayna yani. Benden bana ben gitmek diye Risale-i Nur koştum demiyor mu? Normal mı bu şey? Benden bana ben diye. Benden bana. Ben diye koştum. Şey, Risale-i Nur'la. Benden bana nasıl yapacağım? Benden bana görmem, hitap etmem için bir vasıta, bir malzeme lazım. Yöntem lazım. Risale-i Nur diye koştum. Çünkü bu benim. Benim anam. Bunu okuduğumu zannediyorum. Kendim okuyor. Bu ne diyor diye zannediyorum. Aslan ben kimim diye bak Hatta başka da söylüyorum. Biz Risale-i Nur'u niye okuyoruz? Bak Gözlü, gözlüğü görüyor. Şu anda Şimdi gözlüğü görmüyor. Gözlük de görüyorum. Böyle bakarsan mana ismi Risale-i Nur'u görürüz. Böyle Risale-i Nur ne diyor diye bakarsan Kur'an'ı görürüz. Çünkü Risale-i Nur bize okurken Allah bize ne diyor? Peygamber bize ne diyor? Kur'an bize ne diyor diye okuyoruz. Bu Bediüzzaman ne diyor diye Risale-i Nur ne diyor diye okumuyoruz ki. Gözlük gibi. Ben gözlüğü şu anda görmüyorum ki. Gözlükle görüyorum çünkü. Kendisini görsem gördüklerimi göremem. Kendisini görmek suretler. Evet. Aa işte. Gözlüğü görüyorum. Gözlüğün gösterdiğini görmüyorum ki. Kendisini görüyorum. Şu anda gösterdiğini gö görüyorum. Kendisini görmüyorum. Risale-i Nur'da böyle bir gözlük veriyor bize. Biz Risale-i Nur'u Rabbimizi tanımak için, ahiretimizi, kendimizi görmek için okuyoruz. Başka bir şey ya Risale-i Sehli mümteni. Devam edelim. Bu kadar zirvularla tezin edilmiş. Süslenmiş. Şimdi ruhu çıkarsan, benden korkarsınız ya. Ruhum çıksa böyle battaniye koyarsınız. Yarın morga morka götürüp gazetelerini de Şu anda beraberiz bak birbirimize zevk alıyoruz. Vefat etse ne olacak? Bak ruh süslemiş işte bedeni. Ruh gidince bu kim ya? Abimiz idi. Şimdi kim? İdi ya. Abimiz gitti ya. Kullandı elbiseyi bıraktı. Biz de örteriz. işi de kapatırız çekip gideriz. Allah Allah. Bir tuhaf ya. Nereye gitti? Ne bileyim. Gitti adam işte. Nere nereye gitti? Gitmesi gerektiği yere gitti. Bu kadar zirhularla tezini tezin o yani. Bak bedeni değiş şey süslemiş Furkan. Elbette vücut ona münasır değildir. Allah Allah. Vücut alemi şahadete devamlı değişiyor. Buna musa şey değil. Biraz izle mi gideyim şey Resul? Evet, tamam. Beni uyarın ama. Abi biraz da izdan falan deyin veya biraz dur. Belki daha çok tabakayı vücut vardır ki bu o, bu da acayip ha. Tabakayı vücut vardır ki 20. mektupta söyler bunu. Alemi şadet onlara nispeten münakaş bir perdedir. a münakaş perde. Belki daha çok tabakayı vücut vardır ki oralar. Alemi şadet onlara nispeten münakaş bir perdedir. Süslü bir perde ya. Ya nasıl dizmiş? Düz oku çizgi okunca olmuyor işte. Münakaş perde. Mesela perde yapayım. Akıl bir perde. His bir perde. Duygu bir perde. Hissiyat perge. Şefkat. Her şey ya. Yani. İşte aslında onlar hiçbir alemi şadet değil. He, alemi şehadet kullanıyoruz ama buralı değil Furkan. Mesela şöyle diyeyim. Şu aynada, da bahçe düşün. Aynada bahçe gözüküyor. Bahçe arkanda ama bahçe önünde. Biz deriz ki, iki tane fikir. Bu aynada gözüken bu aynaya has değil. Başka yeri gösteriyor. Adam diyor ki, ya manyak mısın işte? A bahçe işte lan. A bahçe. Ya bu aynadır, başka yeri gösteriyor. Nasıl anlatacaksın? Adam kafayı mı yiyecek? Aa gözüküyor diyor. Gidip ancak alaması için kafa bunu. Bu alemi şahadettir. Alem şahadet perdesini perde kapatmak manasında değil ha. Çoğu risalede sinema perdesi gibi orada tezahür etmek anlamında örten değil. Sinema perdesi, filmin ortaya çıktığı yer değil mi? Toprak perdesi kapatan değil. Bitkilerin ortaya çıktığı yer. Hava perdesi kapatan değil. Seslerin ortaya çıktığı yer. Perde açandır, gösterendir. Ama kapatan diye görürsen Kapan. örten kapanırsın. Alemi i perde deyince açandır. Orayı burada ifade edendir, ortaya koyandır. Örten dedin mi örtülürsün. E şimdi bak, alemi gayb orada mı? Orada. E burada gözüktü ayna. Bu ayna. Adam sif manayı e, ha, ismiyle bakıyor. Her şey burada diyor. Hemost. Her şey ya kardeşim burada gözüküyor. Burası Anlatamazsın. Burada olmuyor. Alemi mesela şimdi benim alem, ruhum nerede? Alemi gaybta şu anda. Burada nesi var? Burada sadece sureti bir, var. Ha sureti ama burada değil. Orada oluyor yine de. Gaybta oluyor. Ruhumda ne oluyorsa orada oluyor. Şehadet de olmuyor. Orada iradeni kullanıp burada ihtiyarınla oturmuşsun derse. Elestü bi rabbikum bitmedi. Galubelat bitmedi. bitmedi. Devam ediyor. Şahedet. Ne dediğimi anlasan. El-Estubi Rabbikum sana hala soruluyor, hala cevap veriyorsun. Kalpteki cevap sorulan, cevap verebilecek meziyetteki soru soruluyor. Red edip kabul etme özelliğin olmasa soru sorulamaz. Ben sizin Rabbiniz miyim? Buna diyebilir misin? Bunu da cevap ve red kabul veremez. el bir Rabbikum denilebiliyorsa red ve kabul edebilecek bir sistem var. O sistemin adı iradedir, gayptadır. Gaybta devam ediyor. Elestü Rabbi rabbikum denmiş bitmemiş. Devam ediyor denilmek. Şu anda ne yapıyoruz? O cevaplarımızı ihtiyarla ifade ediyoruz. Dünyada ihtiyarla iş yapıyoruz. Gaybtadır irade. Vicdanda değil mi? Vicdanda ne vardı? İrade zihniyiz latife rabbani. Bu gaybında. Hem de o da sureta Astım. Tabii. Şimdi tabii. Bak, diyebiliriz ki. Tabii ki güneş, kullanıyoruz. Güneş şimdi sen diyebilir misin dünyada? Ama asla dünyada, hakikati. Güneş şimdi dünyada diyebilir misin? Dünyada olur mu? Dünyada mı güneş? Dünyada mı? İşte öyle dersen öyle olur. Bence Hasan abi şimdi burada yani güneş var. ha. bak mesaj okur. onun dediğiyle şimdi sen de anlattın ya bence yani burada iş karışıyor yani mesela şimdi önce burada diyor ki alim-i şehadette zihruhlara tezgin edilmiş. Şimdi işin hakikatına konuşurken şimdi buradaki şey bende kaçıyor yani. Şimdi ruha orada deyince bu sefer Buradaki dediği anlaşılmaz yani. Evet, evet. yani. Alem-i Şehadet'te bir kere hakikati falan önemli değil. Yani burada o değil mesela. Bir kere Alem-i Şehadet'te benim ruhum var yani. Yok kesin. ya. Alem-i Şehadet'te yani Olamaz zaten... ya. Namuafık diyor arkadaşım. Bak, hayır, olamaz hayır, hayır, Alem-i Şehadet'te ruh. Sen bak şimdi şey anladım, Direkt zahiri hayır. burada anlıyor. Yani? Hayır. Sureti burada anlıyor. Teşekkürler. Erbaha Hani göster o zaman Eravak ruhu. Erbaha burada teşekkür edemez. Namuafık. Ama e, zihir ruhlarına teslim edilmiş. Ruh burada. Yani Mesela şu var. Diğer türlü abi, diğer türlü onun dediği gibi olursa veya dersek ki hakikat orada burada surette yok. Bu sefer işte surette yok olmaz. Nasıl der? o? demedi Bak, ya. Surette yok demiyorum. Burada yani kendisi de burada değil ruh. Yani bu zaten perde. Burada değil derken yani alem-i nasıl biz şimdi dünyayı böyle alem-i şehadet, alem-i bu işte kainattan çıkınca orada gibi zannediyoruz. Öyle değil ki yani Nura, bura. Nurani olduğundan temessül eder ama kendisi burada temessül eder. burada olamaz abi alemi şahide olmaz ya. Kardeşim Görünür. Burada. Bak burada tezahürleri vardır. Olmaz, burada Mesela tezahürleri vardır. Su sızıntısına örnek veriyor. Mesela diyor ya kuvve hafıza ondan sonra vardır. Belki A Belki ben şey abi, konuşuyor işte. Ben en, en, çok arzu ettiğim işte atölye bu işte. Kendisi, ya. Bir şey söyleyeceğim. Bir Ruh... daha da... Bunu bak, mana şimdi mana ne diyor? Alem var. Niye o zaman alem var da var? Niye aleme alem ervah var o zaman? Mana da mana gelir. Alem ervah da ruh takılmış sana Bak mi? bak bir şey söyleyeceğim Furkan sana. Şimdi mükemmel bir soruyla bu işi halledeceğiz. Şimdi bir tarafta ölü insan var, bir tarafta canlı insan var. Peki eğer biz ruh burada değildi desek o adamın da öyle olması lazım. Neden? Yani, burada değil Niye o, ölü o diri yani? Ne ne farkı tamam, var diyor. Bu sefer daha da geriye gidiyor çünkü. Alemin... Yo yo ne diyeceksin ona? Ne ne yok da öyle ölü o? Evet. ne var da o canlı? Ne? <laughs> o, öyle adam. Tamam şöyle. Moktaki şöyle, tamam, moktaki söyleyeyim. yıkayanla tamam. yıkana yıkanan eşit mi? Tamam şöyle söyleyeyim şimdi, şimdi mevcudat içerisindeki işte mevcudat içerisindeki mevcudat içerisinde alemi gaybda. He. Alemi gaybde ruh. Ha o zaman ben alemi çıkıyor. gayb. O zaman şunu demek istiyorum. Alemi gayb. Bunlar da bunu itiraz etmiyor. Alemi, alemi gayb, alemi şahadeti de ihata etmiş. Öyle desen de rahatlar. Yani perde de işte bunu kaldırdım. Bak şimdi. Alemi gayb, öyle diyor ya sadece. Işte, alemi, alemi gayb bak şimdi. Alemi gayb, alemi şahadeti de ihata etmiş. Şöyle diyelim. Olur. Ha. Ha çünkü biz alemi gayb burada, alem şahadet burada öyle bir şey yok. Ayırıyoruz. Ay, ya, ama konuşurken. Işte, şunu, aha bunu kaldır, gayet ama gayet ne yapalım konuşunca bir şey yapalım da. Şimdi alemi gayb, alemi şahadeti ihata etmiş. Peki alemi gaybe nasıl geçeceğiz? Bak böyle bak ses. Ha. ben, şimdi o tenteneli perde var ya. Alemi gayb diyor, hal, halkın bildiği gibi ötelerde değil. Biz zaten alemi gaybden şöyleyiz. Allah mesela haşa güneş gibi biz dünyadayız. Allah esmalarıyla bir şey kuşatmış. Öyle bir yok. O zaman Allah semadır demek küfura şey diye ama avama demiyoruz. Nedir o? Allah evel midir? Ahır midir? Yani çekirdek gibi evel. Ahır midir? Meyve. Zahir midir? Zahir. Batır mı? Peki nedir? Bunu anlayan evelhu huvel evelhuvel ve zahirhuvel batını Bunu dördünü birden bakabilen kim? bir şeyin alim alim Ama ne deriz? Peki Allah bu kainatın evelidir. Allah bu kainatın su yani mevcudatın sonudur. Zahiri batınsın nedir? Yani buz nerededir? Suyu neresindedir veya su buzun neresindedir? Su buzun neresindedir kardeşim? Su buzun bir yerinde değil. Suya ayrı bir vücut verme. Donmuş halidir. İşte bu mevcudat nedir o zaman? Ce Cenab-ı Hakk'ın esmalarının cil ve cemal nakış sanatının donmuş hali. Allah'ın tobet. Pe, tayin Pekmez gibi. Esmasının cilvesini, cemalini, naksini, nakş ve sanatını koy. Karıştır, buzdolabına koy, alim şahadet. Esmaların donmuş hali. Peki o zaman biz neredeyiz? Esmalardayız. Ne Osman'ın eveliyiz ne ahiriz. Sesi yükselt o belki şey yapacak. Ondan sonra öyleyiz yani. O zaman hata şuradan kaynaklanıyor. Hepiniz haklısınız şu. Alemi gayb. Ya alemi şahadet gaybı yata etmemiş alemi gayb şahadeti yata ettiği gibi alemi şahadet de gaybi etmiş. Ruh diyor diyor ki nuranidir diyor Resul. Her yerde alemi şahadette olduğu anda gaybtayız de. Aynı zamanda aynı, aynı her yerde insan. Ha, peki ancak ona e, dişir ile sahip çıkabilirsin. Dua iman ile şey dua ile iman ile şuur ile rıza ile. Dişir baş harflarını yaptım ima, dişir, dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sen o farkındalığınla şu anda farkında hem buradayız, hem oradayız, hem bu kainatın Nur Muhammedi cihetiyle eveliz, meve cihetiyle kainatın sonundayız, hem kainatın suretindeyiz, hem batınındayız, hem eveliz, hem ahiriz, hem zahir, hem batının cil ve cemal nakı sanatıyız. Ama Esma'nın cilve cema sanatıyız. Muhittin Arabi cilve cema sanat demedi. Esma don, esmayız demişti. Hem o ezost hem o ost. O değiliz ondanız. Ama alemi gayb, alemi şahadette, alemi şahadette, alemi gaybta. Neye benzer? Şimdi benim ruhum içeride mi dışarıda mı? Önüm, ayağımda mı kafamda mı? Her tarafta. Ee, su buzun neresinde? Duman ve nur. Odunun neresinde? Esma da bu mevcudatın orasında. Ahirette orada. Ahiret nerede? O ahiret odunda duman ve nur. Odunun neresindeyse cennet, cehennem, dalem şahadetin orasındadır. Aslında her şey burada yani. Oluyor sureti. Her şeyin sureti orada. Ama sureti derken lavadaki, aynadaki suret deme ya. Canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır. Suret bizim Labadaki suret gibi camit. Labadaki suret benden çıkmış ama camit. Öyle suret değil tabi. Aynı ruhtur. Ruhu bölünmez, parçalanmaz. Ruhumuz kainatın evvelindedir. Nur Muhammed cihetiyle. Cih 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 ee, kainatın ağaç düşün. Son itibariyle biz kainatın sonuyuz. Kainatın zahirisiz, batınısız. Biz ise insanız. Nur Muhammed'i. Cilve-i Nur Muhammed'iyiz. Ya. Ha ne demiş? Bak buraya çevir bak Osman şey. Bak ne demiş? Bu varlık nedir? Sıfatların sıfatları böyle çiz. Esmaları böyle çiz. Şunat-ı mekik bu. Şeyi dokumak, halıyı dokumak mekik. Şunat-ı kumaşı yaptı. Bu kumaş mı abiler? Yani böyle halı dokuyorsun ya. Buradan iplik var. Buradan da bir iplik var. Sonra mekik bu. Mekikle Kumaş yapıyorsun. Yukarıdan aşağı sıfatlar, yandan esmalar, yani yukarıdan aşağı duygular, esmalar, şunat-ı zatiyeler de bu kumaşı yaptı. Bu kumaşın adı nedir? Kader. Kader kumaşıyla kainatı ve insanı, li, insana libas giydiriyorsun. Ben kaderin libasıyım. Bu kadar kolay bak. Hadi devam bakalım. <laughs> Ama çok güzel ya. Yani atölye gibi yani. Atölye veya mutfak gibi fasulye getiriyor, zeytinyağı getiriyor, ötekisi ocak getiriyor, domates getiriyor, soğan getiriyor. Fasulye. Güzel bir yemek oluyor. Ama taze fasulye olsa çok güzel olur. İç çay ile beraber. Cebrail Aleyhisselam aynı anda lefi mahfuzda, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, aynı zamanda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü'nün huzurunda, diye suretinde iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diyor değil mi? Ni kesafete yakın olanlar sadece alemi Şehadet'te ama letafet kesbettikçe, nuraniyet kesbettikçe her tarafta olabiliyor. Peygamber Efendimiz her taraftaydı. Ya, abi, alemi şehadet şimdi biz çok boyutlu gördüğümüzden dolayı buraya bir şey veriyoruz. Varlık veriyoruz. Yani çok boyutlu görmenin alakalı. Burası hem ekran diyoruz hem ondan sonra buraya bir şey veriyoruz yani. Yani ...mustakil bir vücut veriyoruz. Bir vücut. Varlık veriyoruz. Ya Burası ekran diyoruz. Sadece boyutlu gördüğümüzden dolayı burası var diyoruz. Yani ruh burada. Yani şunun burada değil işte. Aha bak çeviriyorum. Hiçbir yerinde değil yani bu. Burası ekran. Yani arkada arkada yani gay, şeyde gaybda ruh yani. Burada o ifadelenişi dışa vuruluşlar olabilir. Yani o noktayı zaten inkar etmiyorum. Alem şahadeti noktası. Ama hani madde olaraktan bu alem şahadet dediğin şey Şimdi farklı boyutlar görmenden kaynaklı. Farklı boyut. Şimdi bunu beş boyutlu mu koyuyorum artık? Kaç boyutlu görüyorsam. Delil nedir peki öyle dediğiniz ayet? Delilin nedir? Buradaki mesele. Burada zaten onu öyle söylüyor. De de. İşte abi ben öyle anlıyorum. Burada gayet namuvafıktır diyor yani. Ervahlar. Tabaka doğucu. Alem-i şehadetle bak münakaş bir perdedir diyor. Ondan sonra burada no, nedir? Ervaha namuvafık. Bak namuvafık İşte tezin noktası da o gözükme yani, gözüküyor yani. Alem-i şehadet perdesinde Başka gözüküyor. Bak, hemden alıyoruz beraber. Peki madem zahir olan alem-i şehadet görünen. Tamam. Tamam mı? Camit teşekkülü ervaha namafık olduğu halde. Tamam. Namafık olduğu halde bu kadar zirufalla tezil edilmiş. Bak yani uygun olmadığı halde bu kadar ruh sahipleriyle tezil edildiyse meselemiz tamam. nedir? Melaki ve ruhaniyatın ispatı, vücutlarının sabit olması. Burası buna namafı olduğu halde ruhlarla doluysa elbette o nurani, nurani alem daha fazlasıyla doludur yani. Boş olamaz orası. Meselimiz o zaten. Çok güzel Biraz da gidelim. Elbette. hani burada böyle yaptı. Bak aşağıda ne yapacağım? Tamam. <laughs> şey. <laughs> Aşağıya geldim mi ne diyeceğim bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Belki daha çok tabakayı vücut vardır ki alemi şahadet onlara nispete munakaş bir perdedir oralara göre. Hem madem denizin balığa nispeti gibi deniz düşün bir de balık var gibi ervaha muafık olan alemi gayb ve alemi mana Ervah ile dolu olmak iktiza eder. O zaman er, alem ervah niye var? Alem mana niye var? Niye bu kadar alem yaratmış? Eğer burada olacaksa, şahadette olacaksa onların mantığı ne yani? Yani abi orada olacak. Yani o oraya uygun yani. Şahadet ayrı alem. Alem, bir değil alem, alemin Değil, değil işte aslında da. Peki şunu sorsalar, sen abi sana olarak. sorsalar ki, bütün alemlerin cemi olan cennette Adem Aleyhisselam'ın ne zoru vardı da buraya geldi? Ne yapmaya geldi? Usta diyor ki Resul malımız olan esas ana yapı istidatları neşunemalandırmaktır. Yani bu. Peki cennette inkişaf etmez mi? Edemezdi. Olmaz. Ruhun neşuneması için kesif dünya lazım. Şu dünya lazım. Niçin? Şimdi dışarısı karanlık değil mi? Saat on buçuk. Zifiri karanlık olsa ne zamandır biliyor musun? Gün güneş doğuma yakın en zifiridir. En zifir gecemiz en karanlık olursa nur yakın. Şimdi eğer Allah'ın esmalarını mazar olacağız, aynadarlık yapacağız ya, aynadarlık canlı yani ona dönüşeceğiz esmaların cilvelerine. O zaman e, en kesif olması lazım. Esmalar nur ya. Nur ne zaman gözükür? Karanlık en korkunç, en zifir olunca. İşte, Cennette nur. gözükmez bu esmalar. İşte, Orada o şimdi işte göz penceresiyle oradan alemi gaybtan bakıyor. Şahadet aleminde kendisini işte öyle tanımlıyor. Bu alemle işte tanımladı. O evet. yüzden geldi. İşte ama tanımlamak için, şahit olmak için. Ama gibi. o çocukken zaten ona alışa alışa yoksa cennet haliyle Adem Aleyhisselam gibi 33 yaşında gelmiş olsaydı biz zaten kafayı yerdik. Bir anda ne demek yani? Bir anda her yerdesin cennette. Geldin bir anda bir yerdesin. Her istediğin oluyor. Burada hiçbir istediğin olmuyor. Orada dert yok, ölüm yok ama ölmediğini bilemiyor. Her yerde olduğunu da bilemiyor bilemezdi Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam geldi. Abi niye? çok mücüğün. nasıl kafayı yemedi peygamber oluşundan. Her yerdeyken cennette abi yerdeyim. Ha işte onun ne sağlıyor doğru. Ya. Çok tuhaf. Yani en zor işi yapmış. Bir, öyle bir özelliği var ki kimse duymasın. Bir şey değil mi? En zor bu iş yaptığı gibi en zor bu işi iki aktör yaptı. Filmin başrolü ikisi. Kimse duymasın. En zorlu işi bir bu yaptı, bir de şeytan yaptı. Azazil. O da çok acayip ciddi iş yapıyor. Eğer olmasa, mıknatıs demir. Arada mesafe olmasa, bu buraya yapışır. Biz aslımıza döneriz, esmaya. Bizi mahluk yapan, bizi esmanın cil ve cemal nakış sanatı yapan, şu ara boşta olan şeytandır. Şeytan ciddi iş yapıyor. Zaten şeytan için ne diyor usta? Şeytanın bu aleme sanat-ı fıtrisi iktizasınca diyor tav şeydir diyor. Hazreti. Ha? Ha. Bak sanat-ı fıtrisi sanatı nedir? Bizi burada tutmaktır. Acayip iş yapıyor. Hani ne alır bilemem ben Allah ile. Ama bana o lazım. Beni bu alem şahadete tutan, manaları mertebelendiren, anlayış hakikatim inkişafıma vesile olan iki şey sebeptir bana şeytan. Ee, bir, makası di hayri külliyeme. Bir, iki, kemalat insani. Şeytanı kaldırırsan demir mikradısı yapışır. Ağaç olmaz, çekirdekte kalır. Adem aleyhisselam cennetteki hali ağaç olmayan çekirdek gibidir. Meyve olamazdı. Çünkü her yerdeyken, her yerde olduğunu nasıl bilir? o Öl ölümsüz memleketteyken ölümü bilmiyor ki ölümsüzlüğü biz. Geldi buraya, 33 yaşında düşünebiliyor musun bu kafayla gelmiş. Hani çocuk kendisi alış alışa alışmadı mı alemiş abi. Bir anda geldi. Hiç düşünemiyor. İlk defa yağmur yağıyor tepeden. İlk defa güneş. Cennette güneş yok ki. Her şey nuran. Ne yapar o? Ya nasıl? Ben oluyorum peygamber. Güneşe bakıyorum. Yağmura bakıyorum. Gece oldu. Lan gece mi var? Uyku oldu. Biz de bir anda paldır küldür cennete gidersek gene kafa yersin. O zaman Darü'l-Selam denilen cennetin yedi tabakasına bir berzahlık yapan Darü'l-Selam alemi şahadet benziyor değil ama buranın isimleri diyor yiyecekleri meyvelerin isimleri aynı, suretleri aynı, tatları farklı. Oysa cennet için diyor hadiste ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne kalp -e şerut etmiş ama Darü'l-Selam'daki meyve buraya benziyor diyor e göz görmüş kulak işitmiş bir tadı farklı. Ha demek ki berzahlık yapıyor. Ya tuhaf şeyler oluyor. O ayna bu laba gibi değil. Canlı, ruhlu dört şeyden yapılmış. Vücuttan, hayattan, ruhtan, şuurdan. Şimdi söyle. Öyle bir ayna. Şöyle desek olur mu? O ne dediğin zaman belki bunu diyebilir miyim? Bilmiyorum hangi cihetten bakıyoruz da. Heh. Şimdi ruh hiç arkaya bakamıyor kendisini göremiyor o yüzden. Veya böyle bakamıyor. Tek hani tabiri caizse böyle şey olur ya. Ha, at. at gözlü olur ya. Yani arkaya bakamıyor. Ne var diye bakamıyor. Yani Esma İlahi böyle dönüp bakamıyor. Halbuki orada. Ama dönemiyor. Hep böyle bakmak zorunda. Önce He. görmek zorunda. Tamam. Alem-i şahedet, yukarıda bütün şimdi tabakatlar. Gayip, erva hepsi üst üste bindirilmiş. Şöyle evet. yukarı. Şeye Çeçeği kat gibi. Ya, alem-i burada diyor. Ben yukarıdan bakıyorum aşağı doğru. Aynada. Bu alem-i şahedet, full ayna. Burada bir bakıyorum burada her gördüğüm şey beni gösteriyor. Ruhumu. Ruhu gösterir Ruh kendine buradan bakıyor. O işte kesif olması, kendisini inkişaf ettirmesi ilk defa kendini görebiliyor. Ruh ilk defa alemi şehadetle kendini fark ediyor. Her şeyi, esma ilahileri ilk defa alem şehadet aynasında tam şahit olabiliyor. Cennette şey yapamaz. Burası tam ayna oldu oraya. Yani bilmiyorum ifade edebiliyor mu? Doğru bu. Bu 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 burada olur diyorum. Ben de onu gayret etmeye çalışıyorum. Yani cennet olmazdı bu. Ama işte ruh alemi erhattan veya gayetten bakıyor. Alem şehadette kendini görüyor. Yani veya her türlü esma ilahi. Ruhu buraya koyup da burada da böyle yansıtma. Aynı ruh, ruhun parçası yok. Ruhta alemi saldeyiz. Alemi gayipteyiz, alemi ervahtayız. Şu anda cennetteyiz ve cehennemdeyiz. Evet. Peygamberimiz diyor ki herkes cehennemde yeri var. Herkesin cennette yeri var. Cennete giden orada taayun edecek cehennemdeki yerini kafirlere. Kafirlerin cennetteki yeri onlar cehennemde taayun edeceği için onların yeri Müslümanlara verilecek. Şu an ruhu şöyle zannetme. Böyle şua gibi parça tanecik gibi ruh hem gaybtadır hem şahadettedir. Ruh hem zahirdir hem batındır. Yani esmaların gibi esmalar cil ve cemal nakış sanatıdır. Ruh şu anda suretidir ama sureti sen şu manadan kabul edemiyorsun gibi hissediyorum. Lavadaki ayna zannediyorsun suret. Biz aynayız. Alem-i ayna ama alem-i aynasının malzemesi şu. Vücuttur ruh sahibi, ruh. ruhta yapılmış, vücutta yapılmış, hayattan yapılmış, şuurdan yapılmış. Böyle bir ayna. Ben bana aynayım, düşün. Kendi kendimi inkişaf ettiriyor. Sen şu anda düşünüyorsun. Nereni inkişaf ettiriyorsun? Düşünen ne? Düşünülen nedir? Peki aklınla tefekkür ediyorsun. Aklını inkişaf ettirmiyor musun? Kendi kendin bak. Ha, biz aynayı böyle basit zannediyoruz. O kadar kıymetli ki bu alemi şehadet cenneti cennet yapan burası ya. Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bilmiyordu. Bilseydi olmaz. Ama çok güzel. O tiyatroyu geç. Yok şöyle dedi şeytan şey, Tamam onlar hepsi doğru. Geç hakikata. Yani ama bilinemezdi. Cennet ben insan olduğumu bilemezdim. Kol, cennet cenneti ben ne yapayım? Ben insan olduğumu neyle bilecektim? Orada durmuş, yemiş, içmiş, hiç ölmüyor. Lan böyle bir şey olur mu ya? De, oldu işte hakikat. Ben insan olduğumu insan insansız insanlaşamaz hem kendim kendim aynamam hem de sen bana aynasın bir şey konuşurken dinliyorum değer veriyorum bakıyorum bak aynasın bana hem ben sen de kendimi görüyorum hem de kendini sen bende kendini seyrediyorsun peygamber demiş ya ben ben aynayım herkes kendisini bende seyreder hatta Allah'ın seyredermiş peygamberin ruhunda. Aynedir bu alem her şey hakkıyla kayım. Mirat-ı Muhammed'den Allah bilinir dahi demedi ki. Allah görünür dahi herkes öyle diyor. Adam inkişaf etmiş sahabeler. Efendim, şimdi bu ayna ayna cihetini böyle sıradan zannediyorsun. Cenneti cennet yapan. Hepsinin ayrı bir kategorisi var. Şu maddede olmak, dokunabilmek. Cennete gidince göreceğiz ki bir anda her yerde olabilir iken ruh bir anda vücudun bir yerde durması mucize olduğunu göreceğiz. Hep mucize yaşıyoruz. Mucizeyi şöyle zannediyoruz. Ben bir anda her yerde olsa mucize. Tam tersine düşünüyorum ben. Her yerde olma olan bir ruha sahibim. Ama bir yerde nasılım ya? Asıl mucize bu ya. Yani. Tabii asıl mucize bu ya. Bu, bu tuhaf ya. Şöyle bakıyorum. Boy. Gündüz'e ayağımı uzatıyorum. Ulan bu ne, ne? Acayip ya. Tuhaf yani. Kayıtsız Bak. bir şey kayıtlanmış. Tabii ya. Şimdi düşünebiliyor musun? Her yerde olan nur, odunun nuru odun yap. Evet. Ya onu nasıl sıkıştırmış ya? Penseyle, tornavida ile sen odundan nuru alabilir misin? Oraya nasıl sıkıştırmış? Ya nükleer santraldan, atomdan enerji çıkartıyorsun. Tamam bu teknolojiyle. Ya onu hiç yokken oraya enerjiyi nasıl sıkıştırmış? Ben ona hayranım. Yani cennetteki benim ben olmama hiç şey yapmıyor, almıyor benim. Ya her yerde olan ruhun bir yerde bu bu burada. Nasıl böyle olabilmişim? Anlayamıyorum ya. Ben burası tuhafıma gidiyor her gün, gün. Gün geçtikçe. Burası garibime gidiyor. Çok acayip bir yer burası ya. Acayip bir şey ya. Ağız konuşuyor. Ben görmüyorum ha kendimi. Gözümle bakıyorum gözümü görmüyor. Ağız oynuyor. Bir şey. <laughs> Seyrederim. Burası garip yahu. Burası çok tuhaf. Yani bu cihette alem-i şehadet kayıptan üstün ya. Çünkü orayı oraya eden, orayı oraya orayı, eden, oraya anlam yükleyen, oraya farkındalık koyan, orayı buraya diğerleriyle fark ettiren alem-i ya. O kadar kıymetli ki anlatamam. Onun için Gazali demiş ki insanlığının kıymetini bil alem-i şehadette Ölünce bir daha olamayacaksın. Böyle çöplükte basit basit şeylerle şunlarla nasıl telafi edilir ya? O zaman kendinden daha değerli şeye hayatını harcayınca o zaman yaşamaya değiyor. Mesela şu anda bir saat harcadığımız ömür o kadar değdi ki. Çünkü bana aşkın bir şey mevzu. Kendine aşkın. Ama ayna darlığı şu lavabo aynası zannetme. Yani kumla yapılmış. Gümüşle boyanmış. Sırla, aynada sır var bir de biliyor musun? Sırlanma demiş. O gösteren yere sırlama demişler aynaya. Böyle bir ayna yok ya. Biz nasıl aynayız? Düşün. Aynanın içini söyle. Ruhludur. Hayatlıdır. Şuurludur. Vücudu hariç sahibidir. Nasıl bir hayat? Şey, ayna. Her şeyi gösteriyor. Her şeyi mertebelendiriyor. Her şeyi mertebelendiriyor. Allah'a da Allah yerine koyuyor. Alem-i koyuyor. Cenneti koyuyor. Anamdır, bacımdır, dayımdır, kardeşimdir, dava adamımdır. Yanıyoruz. Mesela o siyasi şeylerde. O yanıyor, ben tavam, taraftarlığım. O, o Rüştü abi şöyle derdi. Onun gramına üzülüyorsun. Niye üzülüyorsun? Davam, İslam, Kur'an, İttihat, İslam, Kosova. O gram var ya o üzülme. O gram. ha onun için gelinmiş. Olsun cennet olmaz. Mescid-i Aksa'da dua ediliyor, şey yapıyor, duygulan. O işte o gram var ya gram o. İslam için yanan, İslam için üzülen, o ruha yüklenen o maha. onun için gelmişiz. O işte. O be Habib. Onun için Onun gramına, işte o taraf gramına bütün kainat değer yemin ederim. Allah şahit olsun. Allah, Rabbim şahit olsun. Gram taraf var ya. Da, da, İslam için, Kur'an için, Müslümanlara gön böyle gönül coğrafyasına onlara dert şey yapmak, İslam'ı dert edilmek, Müslümanları Türkiye mi şey, mi, Müslüman karşı hizmeti. Yani dert ya. Dert edilmek. Onun gram var ya o sıkıntının gramına. Böyle bir saat sıkıntı demiyorum. Bir gramına yaşa git. Bir gram din için yan git. Tamam maksat yerine geldi. Allah için büyük küçük yoktur. Bir anı seyale yetiyor. Aa, böyle işte. Bu alemi şahadet yetiyor. Cennette böyle yanma var mı kardeşim? Ay gitti gidecek yağmış. Müslümanım. olacak böyle yanıyor. Uykum gitti. Ben. Tabii ya. Bu, bu lazım. O kadar. Bu yanmak, bu sıkıntı, bu acı. işte adamı acılar yetiştirir. Acısız insan insan değildir. Yanmayan hamurdur. Ekmek değildir o. Yiyemezsin. Yanacaksın. Yandım piştim oldum. O gram var böyle böyle acı çekmek. Ya Rabbi Allah'tan Allah falan. O işte. O. O yani. O yanmak. Allah için hiç var. İşte o yanarak çekirdek şey oluyor. Şimşek çakıyor değil mi? Ne kadar basit sıradan. Artı bulut, eksi bulut. Zahiri söyledik. Tamam. Esas o şimşeğin bulutun gor yapması toprağın altındaki çekirdeği uyan emriymiş. Patlatıyormuş diyor usta. Ya ne alakası var ya? Öyle işte. Alakasız gözüken her şey birbirine alakalı. O acı çekmek lazım. Acı ile adam o insan yetişir. Yoksa sıf lezzetle olsa cennette olacak. Acı çek, çekilmedikçe insan insan olmuyor. Tamam. Burada kesiyoruz. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.